Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Dealer's Life 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık Dealer's Life'da yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sessizlik. Şey diyecektim ya. Ne diyecektim? Dükkan adını unuttum ya. En şahane yer. En şahane yere de geçelim. Ardından Dealer's Life 2'ye komple son vereceğiz. Ben part falan yapmadım. Güvenlik. Tamam. Vallahi ağzınızı burnunuzu kırardım ha. Benim eşyalarıma dokanmayın. Zaten istediğim fiyat teklif vermiyorlar eşyalarıma. Bir de gelmişler dokanıyorlar. Dokunuyorlar değil yalnız, dokanıyorlar. Ya üf. Biz nasıl 5 milyona çıkacağız arkadaşlar? 500 milyona çıkacağız. 5 milyona çıktık, 45 milyon paramız var. Yani bu 2 milyonluk 4 milyonluk ürünlerle mümkünatı yok benim o kadar yükseğe çıkmamın. Ki oyunda inadına getirmiyor yani. Şöyle ne bileyim 40 milyonluk ürün getir değil mi? Getir 40 milyonluk ürünü. Almazsam namerdim. Baksanıza ya, buna benim en az 10 bin istemem lazım. Neden? Yeni dükkana çıkacağım. Oha verdim. Durun biraz daha konuşmaya devam edeyim. Belki daha iyi fiyatlar olur. Bunu da mesela 3500'e ver. Değil mi yani? Yok bu ver. Aa. Bunu öldür, bu yine vermez. Ya nasıl çıkacağız ya? Nasıl çıkacağız? Ay. Ya baksanıza gelen ürünlere, ben bu ürünleri alırım da satarım da ben hiçbir sıkıntısı yok ama 500 milyona çıkamıyorum. Öf. Oyun bir haddeden sonra baymaya başlıyor size arkadaşlar. Yani Dealer's Life 1 böyle değil de o oyun güzel de oynadıkça oynayası geliyordu insanın. Bu oyun sizi bir tık bayabiliyor. Çünkü çok şey diyorlar yani 500 milyon yok artık yani. Oraya başka bir şey diyecektim de neyse. Yani 500 milyon ne? Ne 500 milyon nedir? Bana bir söyleyin, 500 milyona kim çıkmış da ben çıktım? Neyse. Farkımız. Çıkacağız. Öyle böyle. Bir seriye başladıysam sonunu görmeden, eğer ki oyun içinde herhangi bir aksaklık olmazsa sonunu görmeden bırakmıyorum zaten. Bildiğiniz üzere. Bir bugüne kadar yarım kestiğimiz iki tane seri var. Bir tanesi Dead to Space serisi ki onda tamamen benim yapabileceğim bir şey yok. Oyun çok fena bug'a girmişti orada. Ki eski bir oyun olduğu için o sebep de düzeltilemiyordu. Oyunu tekrar baştan sildim, yükledim, bilgisayarı reset attım falan filan. Hiçbir şekilde o oyunda düzelme olmadı. Yani benden kaynaklanan bir şey değildi o. O yüzden bir o seri yarım kaldı. Bir de Cooking Simulator yarım kaldı. Ona da sonradan döneceğim zaten. Cooking Simulator'a sonradan dönmek üzere yarım bıraktık. Çünkü Cooking Simulator'a o zamanlar oynadığımda beni acayip baymıştı. Gerçekten baymıştı ama. Yani hani Cooking Simulator videosuna başlarken şey diyordum. Uff yine mi bu oyun ya diyerek başlıyordum. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Ama o oyuna tekrardan geri döneceğim. Hiç merak etmeyin. Çünkü oyun güzel.
Bir de o oyunun şeyi çıkmış. Cooking Simulator'ın pizza versiyonu çıkmış. Normalini oynayalım, o pizza versiyonunu da oynayacağız. Ama yakın bir tarihte değil. Ne zaman oynarım Allah bilir artık. Bu aralar çok Call of Duty'ye yoğunlaşasım var. Çünkü aksiyon tarzı güzel bir oyun. Ve galiba da ona yoğunlaşacağım zaten. Bu Dying Light falan sonrasında 6 milyona çıktı. Güzel. Şunu da tamir ettirelim. Sen iyisin, sen iyisin. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok. O da 2 milyonluk bir ürünmüş. Güzel. Yani daha 100 milyona çıkamadık. Aa, bunun fiyatını bilmiyorum. Allah Allah. Milyona çıkamadık ya. 35 bin verir mi? 23 bin. O kadar da değil. 25. En azından bu bölüm şöyle bir 200 milyona falan çıksak ya da 100 milyona çıksak şey yapabiliriz. Kolay bitirebiliriz diğer, yani bu oyunu. Kaç video ya, sen de yürü git, 2300'den ayrılmıyor, 2300'den. Yani 70 milyona çıkıyorum, iniyorum, çıkıyorum, iniyorum, bu kadar. İyileri de çok iyi yapacaktım da vazgeçtim. Artık 2 milyonun altındaki ürünlerle de ilgilenmeyeceğim bu arada. Çünkü şeyiz yani. Satamıyoruz. Şey, satıyoruz da para etmiyor. Bakalım. Bugün kira günü. Senin fiyat 290 binmiş. Sana 4,5 isteyeceğim. İster ver, ister verme. Bunun kıyısında köşesinde ödediğimiz fiyat yazıyor herhalde. Senden 14 milyon istiyorum. Peki. Aa, 730 alabilirdik. Ama çok etmez ya, iyi ki almamışım. Rehince olduğu için direkt geçtim onu da. Allah Allah. Ne zaman almışım ben? 3,5 vereceğim. Teklif edeceğim yani. Milyonun altındakiler ilgilenmeyeceğim dedim ya. Sözümün arkasında durayım. Bunlarla ilgilenilebilir ama ya. Dört iki senden de 4200'ü alayım. Bugün de kapatalım.
4,5. Bu tamir etsek güzel bir fiyatı çıkar bu arada. Yeah. 2 milyon altında ama tamirle bunu güzel bir fiyata çıkaracağımıza inanıyorum. Çok müşteri geliyor. Ama boş var yani. Hadi sen de 2 milyona yakınsın. O yüzden alabilirim yani. Hadi oradan kabul ettik seni de. Hah gel. Peki. Tam 1 milyon aşağısına verir mi? O kadar da değil ya. Azıcık şunlar gibi saf olsanız da. Bu 4'ü alabilir ya. 4200'e falan. Ay dur hayır, 4500. Allah'ım hadi 100 milyon üstüne çıkacağım ya Rabbim. Ya tezgahların falan da var yani. Burada maksimum ulaşıldı diyor çünkü şey, iki tane tezgahtar alamıyorum maalesef. Yani bildiğin diyorlar ki bir tanesi neyine yetmiyor. Yetmiyor kardeşim bana. Bak 100 artıracaksan o çantayı alır senin kafana. Kafanda paralarım ha. Bir dakika ya, 13. Sen kaç teklif ediyorsun ki? O kaç verecekti ya? Alabilirdim de rehin olduğu için almadım. Uğraşmak istemiyordum. Rehin ürünleri ve şeyleri almıyoruz arkadaşlar. 2 milyonun altında olanları. Ah! Sahtekardan mı girişelim? Vallahi giriştim. Sahtekar da olduk. Oh tebrik ediyorum. Bir tane kadın vardı. Ben ona para verdim. O ne oldu? Yardım için. Bana bir ürün falan da getirmedi o. Ya yürü git. Karaca, Allah'ın kara cahili misin acaba? Evet, paramız nihayet 100 bine çıktı arkadaşlar. Yuh be be, 5500 de vermez yani. Yapacak bir şey yok. Aa, az önceki ürünü almaya gelmişti o da. Erken geleceksin kardeşim. Sabahın 5'inde burada olacaksın. Benim de bir tane ürünüm kaldı. Benim bir şeyler almam lazım ama getirmiyorlar. Bu arada 9 çalışan alabiliyoruz. Bir tane şey alalım. Sahteci alsak.
Ay. Şanslı kişi tamirci. Üç sekiz yüze kadar yolu var. Pardon, 4200'e kadar. Ay, gerek kalmadı. Hayret, ilk defa bu kadar ucuza aldım bir şeyi. Oyunun tuşlarını unuttum bir anlığına. Bu güzel bir şeydi var ya, geri çevirseydik. İçim acırdı yani. Bu da güzel bir şeye benziyor. Bu da benziyor da bu da sahte ya. Neyse, ben alnımın akıyla o dükkana çıkacağım. Sen de bu ürünü bize bırakırsan çok iyi olur. 10 milyon istiyorum. İşte 10 milyon veriyorum. Allah Allah, kötü bir şey aldık sanki ya, almadık mı? Reklamcı. Kız azıcık reklam yap şu ürünlere de, azıcık fiyatları yüksek teklif etsinler ya. Ay, ben bunların fiyatlarına bir dakika. Ay, telefonuma bir şeyler oluyor. Bakayım. Tamam. 5500 ya. Keşke 55 milyon teklif edebileceğim ürünler gelse. Yani işte oyunu bitireceğiz, tamam mı? Yok, 55 milyon veremiyorum arkadaş. Ya bak, oyunda şu çok saçma. Oyuna 500 milyonluk şey eklemişler. dükkan eklemişler. Ama oyunda yani maksimum bir eşyadan kazanabileceğimiz fiyat 40 milyon. Hadi taş çatlasın 45. Daha üst yok yani. Bu da aşırı saçma yapıyor oyunu hani. Hiç kimse kusura falan bakmasın. Dealers Life yapımcıları. Bu konuda tökezlediniz abi. İlk oyun daha iyiydi. Çünkü ilk oyunda şöyle bir mantık vardı. Şeyin fiyatlarıyla, dükkanın fiyatlarıyla ürünlerin fiyatları arasında bir bağlantı vardı. Uçmamıştınız yani o zamanlar. Ama burada ne ürünün fiyatıyla alakası var. Yani fiyat, ne ürünün fiyatla dükkanın fiyatı arasında bir bağlantı var. Ne de ürünlerden kazanabildiğimiz tutar o kadar yüksek değil. Mesela ben bunu 14 milyon alsam maksimum 25'e anca satabileceğim, ki 25'e de almıyorlar zaten. Yani umuyorum ki derdimi anlatabilmişimdir. Gerçi derdimi anlatsam da hoş. Üstüne adamlar da bir şey yapmazlar. Beni dikkate alıp bir şey yapacaklarını zannetmiyorum yani. Ama gerçekten o saçma olmuş ya. Onu düzeltselermiş. Oyun tadından yenmez. Çünkü oyun şey, böyle stres atmalık. Güzel. Böyle ne bileyim, sıkıldığında girip kafanı dağıtabileceğin tarzda bir oyun. ...14 milyonluk ürün müydü o? Çünkü 14 milyonluk ürünüm yok elimde. Ya da bilmiyorum. 2 milyon civarı da olabilir. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Ne?
Şu an kendimi boğmak istiyorum ya. Bu 13 milyon da. Ben bunu 12 milyon ödedim. Bu 12 milyonun altında bir fiyat çıkacak. Ben iyice bu sefer kafayı yiyeceğim. Ama abi baksanıza. En sondan bir önceki dükkandayız. Gelen ürüne bakar mısınız? Allah aşkına gelen ürüne bakın ya. Bundan sonra 500 milyonluk dükkan var karşımızda. Ve adam bana şeyle geliyor. Ya yürü git sen de şuradan. Baksana 1,5 milyonluk ürünle geliyor. 86 bin. Yani şimdi bir şey diyeceğim. Hiç yeri değil. Ya bunlar da sürekli eşyaları geri alıyorlar zaten. Yani gerçekten 24 milyonu verip 25'i vermemen de bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum, alıyorum. Artık susacağım. Ya ben şey düşündüm bir de. Dedim ki ya dedim dealer sayfa gireriz. İşte efendime söyleyeyim 10 videoda bitiririz ki 10 videoya bile gerek kalmaz canım dedim yani. Ne 10 videosu? Bu arada fiyatını bilmediğim ürünleri direkt reddedeceğim. Dedim ki hani 7-8 videoya bunu bitirsek dedim. 13 video oldu. Hoş Dealer's Life 1'e de bu kafayla başladım. 20 video mu ne çıktık orada galiba. Hayır mesela yeni bir tane oyuna başlayacağım. Ona da başlayamıyorum biliyor musunuz? Sıkıntı orada yani işin kötü tarafı. Mesela benim şey çekmem gerekiyor şu an. Yani şey çekecektim canım. Dying Light çekmek istiyor. Ama ben bu oyunda takılı kaldım. Sen de bu ürüne gidip 10 milyon istiyorsan senin birkaç tahtan eksik. Artık yani. Bakayım. Bak bunların da fiyatını bilmiyorum mesela. Hayır, oyunda şu da çok saçma. Allah'ım buna bu sefer 13 milyon harcadık. Son seviye şeyim var. Alabildiğimizi aldık. Son seviye alabildiğimiz bu muydu? Bilir kişilerimiz var. İki tane. İkisi de bir halta yaramıyor. Al da git şunu ya. Bak mesela 14 milyonluk ürün. Mis. Okutursun 18'e. Hadi taş çatlasın 20'ye. Ama sahte. Sahte işe mi girişsem? Çünkü yani ben ağlamın akıyla bu işi yapabileceğimi düşünmüyorum artık arkadaşlar. Yok yani üzgünüm ama bu rehinciler de 20 milyonluk ürünleri gelip bırakıyorlar, ondan sonra alıyorlar. İttiğine yapıyorlar ha şerefsiz yani. Pardon da yani ama. Ya ben zaten 200'ün üstüne 3-4 videoda anca çıkabilmiş insanım. Sen ne diye 500 milyonluk ürün şey dükkan getirirsin ki? Acaba şöyle bir şey diyorum ya. Arkadaşlar şey mi yapsak ya? Yani ben video dışı oynayıp parama 400 milyon üstüne kadar çıkarsam. Çünkü yaptığımız şeylerin hepsi aynı bu arada. Farklı değişen hiçbir şey yok. Bakın sürekli müşteriye bak. İşte gelen müşteriye diyorum. Gelen ürüne bak. İşte 2 milyon altın üstündeyse al falan. Bence ben diyorum ki bu bölümden sonra ya normalde
Dealer's Life 1'de falan da yapmam. Dealer's Life'ı da bırakmak istemiyorum, bitireceğim. Ama Dying Light'a başlamak istiyorum artık. Çünkü bu oyun gerçekten sıktı. Bence sizleri de sıkmıştır. O yüzden ben bence şey yapayım ya. 400 milyona kadar parayı çıkarayım. 400 milyondan sonra videoyu yani videosuna çekmeye başlayayım hani. Aynen bu videoda da oynayalım. Aynen ben buna karar verdim arkadaşlar. Şu an karar verdim. Şeye kadar oynayacağım. 400 milyona kadar tek başıma videosuz oynayacağım. 400 binden milyondan sonra milyon milyar sen o parayı ne yaptın? Ah. 400 milyardan milyondan sonra videoya başlatacağım. Anladınız siz? Tamam, düşsün. Hiç şu an umurumda değil yani düşmesiymiş, yükselmesiymiş hiç. Geç bir dakika ya. İyi ürünler gelmeye başladı da. Bu rehinciler bu ürünleri almazlarsa 200'e çıkarız çok rahat. Ama içimden bir ses alacaklar diyor. Al da git hadi. Kaç günü kaldı rehinlerin? Bir günü kalmış, 4 günü kalmış, 5, 6. Bakalım şunu alacaklar mı? Şu günü de oynayalım. O zaman şöyle bir şey de yapsam mı ki ya? Dying Light'a başlayayım mı? Bir dakika, nereye başlıyorum? Daha şeyi bitirdim mi ben Call of Duty'yi? Call of Duty'nin ama son 4 videosu kaldı. O bu kadar uzamayacak. Bak aldım. Merak etmeyin. Neyse arkadaşlar o zaman öyle yapalım. Dediğim gibi ben 400 milyona kadar parayı çıkarıyorum. 400 milyondan sonra video çekmeye başlayıp gerisine oynayıp Dealer's Life 2'yi bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Benden şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.